Selam herkese. Sizi sabahın 8.30'dan beri derste olduğunuzu düşünerek bir ara verdirdik. Bir değişiklik olsun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Kerem. Mor ve Ötesi'nden. Tunç hocanız bizim liseden çok eski arkadaşımız. Sizin okuldan ve birbirinizden uzak kalmışken hem değişik bir şey yapmak için hem de biraz böyle size moral destek olması için böyle bir şey yapmayı düşünmüşler. Biz de seve seve katılırız dedik tabii. Bugün öyle bir araya gelelim, biraz konuşalım. Size öyle kendi geçmişimizden garip ve komik şeyler anlatalım gibi planlar yaptık. Tam sizin yaşınızda beraber ciddi anlamda müzik yapmaya başladık. O müzik yapmaya başladığımız zamanın üstünden de galiba 29 sene, aşağı yukarı da 25 yıla yakın zamandır Mor ve Ötesi diye bir grubumuz var. Bu grupta müzikler yapıyoruz. Bizi en son belki Netflix'teki Aşk 101 dizisinde popüler olan Daha Mutlu Olamam şarkısıyla tanımış olabilirsiniz. Ama Daha Mutlu Olamam şarkısı 2001 yılında çıkmıştı. Yani şarkı aslında sizden yaklaşık 5 yaş büyük. İnsana belli bir formasyon, belli bir temel sağlayan, yani ortaokul ve lise temel düşünce yapılarını oluşturan eğitim aslında o yıllarda alınıyor. Onun da ötesine geçebilmek için ortaokul ve lise eğitiminin aslında ezber ya da böyle blok blok beyinde yer kaplayacak statik bilgilerden değil de daha çok yöntemlerin, öğrenme tekniklerinin öğrenildiği yıllar gibi görüyorum ben. Çünkü ben açık söyleyeyim, Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde ilk 2 sene hiçbir şey çalışmadım ben. Yani o lisenin verdiği formasyon üniversite 1 ve 2'yi de götürdü. 3. sınıfta artık böyle finans falan başlayınca biraz hadi o zaman ben birazcık bakayım bu derslere diye o zaman çalışmaya başladım. Bence iyi bir lise tabii ki önemli. Bu kadar çalışıp bu kadar emek sarf ettikten sonra hayatta en doğal şey her türlü sınavda başarılı olmayı istemek. O isteği olabildiğince olumlu bir itici güce çevirmek gerekiyor. Yani bu ısrarı ve bir şekilde özgüvene çevirmek lazım. Yani sınav için ben ne yapıyorum? Çalışıyorum. Çok çalıştım. Tamam, o zaman ben çok çalıştığıma göre bu sınavdan başarılı bir şekilde çıkacağım diyebilmek lazım. Cebinizde görecek kadar iyi çalıştıysanız zaten onun size yeterli özgüveni sağlaması lazım. Kesinlikle. Ben başka bir açıdan söyleyeyim. Bu sınavın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatırken hepimizin ıskaladığı bir şey var. Biz bazen beyaz ve siyah, doğru ve yanlış iki seçenekle düşünüyoruz her şeyi. Yani dolayısıyla sınavda başarılı olursun ya da aman Allah'ım felaket gibi. Fakat öyle değil. Öyle olmamasının sebebi de şu. Sınav önemli değil demiyorum ama sınav her şey değil diyorum birincisi. Çünkü hayatta bir sürü faktör var. Hayatta her şey bir sürü faktöre bağlı. Yani şu anda biz mesela hem sesle hem görüntüyle bağlanıyoruz. Bunu başarmamızı sağlayan sadece bilgisayar değil, sadece içindeki yazılım değil, sadece aradaki bağlantı değil, sadece bizim böyle bir şey yapmak istememiz değil. Ama hepsi bir arada. 6 tane faktör saydım 12 saniyede. Bunların hiçbir tanesi tek başına etkili değil. Sınav da hayatta böyle bir şey. Sınavı başardınız diye yani her şeyi çözmüyorsunuz. Sınavda başarılı olmadınız diye de hiçbir şey tam olarak kaybetmiyorsunuz. Bu bilgiyi sınavı dert etmeyin diye söylemedim. Sınav için stres seviyenizi azaltın diye söyledim. Çünkü hakikaten azaltın. Hayat serüveninin en önemli bence amacı deneyim transferi. Bizim açımızdan da şöyle bir şey var. Size anlatalım ki siz de aslında bilin diyeceğimiz şeyler var. Onların hepsi öyle geçmeyecek tabii. Ama bir kısmı geçerse çok mutlu oluyoruz. Ve çünkü siz zaman kazanmış oluyorsunuz. Biz de onları öğrenirken ki zamanı boşuna kaybetmemiş oluyoruz aslında. İşte böyle bir ekonomisi var. Benim açımdan Türkiye'nin en şanslı öğrencileri arasında bulunduğumuzu söylemem lazım bir kere. Çünkü iyi bir okul, iyi bir eğitim ve çok farklı bir eğitim ortamı. Şimdi bunun üzerine peki biz bununla hayatta ne yapacağız meselesi var. Neyi yapacak olursanız olun,
öğrenme tekniklerini bilmeniz lazım. Nasıl öğreneceğinizi bilmeniz lazım. Okulda çok önemli bir şey öğrendim. Yani gerçekten nasıl öğreneceğimi öğrendim. Okuldan sonra bir dünya başlıyor. O başlayan dünyada da şu andan hazırlık yapmanızı önereceğim şey şu. Ben ileride ne yapmak istiyorum? Bununla ilgili ama kesin bir karar vermek asla değil. Bunu çok sakin, böyle sanki dondurma seçer gibi düşünmeniz lazım. Yani çikolatalı mı, çilekli mi gibi bir düşünce bu. Ya öğrenme zevki, öğrenme aşkı zaten aslında bir yerde karşılaşırsanız sizi bırakmayacak bir şey. O neyi öğreniyor olduğunuzla bağlantılı bir şey değil. Bütün dersleri aynı şekilde çalışamazsınız ama herhangi bir tanesinden öğrendiğiniz herhangi bir şey sizin hayatınızı sonsuza dek değiştirebilir. Dolayısıyla o üniversite yolculuğuna hazırlanma şeyini strese değil de neşeye çevirmek mümkün. Şu anda ortaokulda temeli atılan bir arkadaşlığın değerini 20 yıl sonra geriye dönüp baktığınızda teslim edeceğinizden eminim. Şu anda çok acayip bir şey, arkadaş edinme açısından en güzel ve hayatınıza en uzun vadeli etkiyi bırakacak olan dönemdesiniz aynı zamanda. Öğrenme gerçekten hayat boyu süren bir şey. Okuldaki kısmı şu anda çok baskın görünüyordur size eminim ama esas mesele oradan çıktıktan sonra başlıyor. Çünkü size ne öğreneceğinizi, nasıl öğreneceğinizi öğreten birileri kalmadığında esas hala öğrenmeye devam etmek zorundasınız. Kendi kararlarınızı verirken, plan yaparken. Eğer onu çalışarak o kadar yetenekli olmayan bir arkadaşınızın bile sevdiği bir konuda çalışarak nereye gelebileceğini görmeniz için aslında buradayız. Çünkü ben bir şarkıcıyım. Kerem de çok iyi bir davulcu. O da yani. Ama biz hep böyle değildik ve biz hatta özel olarak yetenekli de değildik. Yani bizim bütün hikayemiz çalışma üzerine kurulu. Tamam, şey değiliz yani, belki müziğe bir eğilimimiz, öğrenme arzumuz, bir isteğimiz, doğal ufacık belki yeteneğimiz olabilir ama böyle harika çocuk, aman Allah'ım ne olacak böyle filan diye bir şey hayatta yok. Arzu önemli, tınat da önemli, efendim devamlılık önemli, dikkat önemli. Bizim açımızdan her zaman çok büyük bir zevk. Hakikaten anlatabileceğimiz şeyleri paylaşmak büyük bir zevk her zaman. Yani zor bir zamandan geçiyoruz. Bunun ne kadar süreceği de açıkçası belli değil. Hakikaten yani bu zamanı olabildiğince verimli bir şekilde kullanmak ve şu anda geçirdiğimiz döneme değil, bu dönemden sonrasına odaklanarak yaşamak belki de en verimli olan şey. Benim diyeceklerim bu kadar. Ben de çok teşekkür ederim bu imkan için. Yani ikimiz de size bir şey söylediğimiz zaman bunu kastettiğimizi bilin. Biz burada yer almaktan çok mutlu olduk. Yani bunu hiç abartmadan söylüyorum. Çünkü normal şartlar altında bir araya gelemeyeceğimiz bu kadar genç insanla bir araya geldik. Onların da bizimle konuşabileceği günler gelecek ve bence çok yakında. Bu normale döndüğü zaman hayat, hatta bunu bir analog versiyonunu da yapmalıyız. O zaman okulda buluşup belki yüz yüze birbirimize sorular sorarak ve konuşarak ve o zaman mutlaka bir şeyler çalarak bunu renklendirelim. Ben de şunu söylemek istiyorum. Öncelikle kendi adıma ilk CD'nizi alan biri olarak bugün sizinle burada bu kadar yakın bir temas içinde olmaktan dolayı kendi adıma teşekkür ederim. Sonra çocuklarımız adına çok çok teşekkür ediyorum.